Büyük gazla beklenen konsolun batışı, korsan oyunla mücadele rekor kıran rakipler. Yılların başında ortalığı kasıpka vuran bir konsol vardı. Herkesin almak için sıraya girdiği, delicesine satan bir konsol. Kaç yıl? 2000 yılların başında ortalığı kasıpka vuran bir konsol vardı. Herkesin almak için sıraya girdiği, delicesine satan bir konsoldu bu. PlayStation 2. Muazzam oyunlara ev sahipliği yapıyordu. Yani oyuncuların hayallerini süslüyordu. Tabii PlayStation 2'yi ben ilk çıktığı zaman çok istiyordum. Alamamıştık. PlayStation 3 çıktığı zaman PlayStation 2 ucuzlamıştı. O zaman almıştık. Babam hiç böyle şeylere ilgisi yoktu. Babamdan istiyorduk, almıyordu bize zorla. Sürekli bir şey bize bir koşul sunuyordu. Diyordu ki işte karneler gelsin bakarız. Bekliyorduk karneleri. Karne gelince şu olsun bakarız sonra. Ondan sonra alıyordu. Ah be, ah zamanlar. Ondan sonra hatta PlayStation 2 zamanı oyunları yine pahalıydı yanlış hatırlamıyorsam. Oyunları da orijinal alıyorduk. Tabii konsol üreten firma Sony de aynı oranda sükse yapmış bir firmaydı. Dönemin en büyük oyun markalarından biri haline gelmişti. Şimdi Sony gibi firma çıkıp biz yeni konsol yapıyoruz dediğinde ortalıkta bayağı bir cümbüş de kopar yani değil mi? Ki koptu da. 2003 yılının yaz aylarında tam olarak bu dediğim oldu. Sony'nin CEO'su sahneye çıktı ve dedi ki biz yeni bir şey yapıyoruz. Bir el konsolu. Adı da PlayStation. PSP! PSP mi? Tüm Portable. Yani onu bildiğimiz kısaltma ismiyle PSP. Baba! PSP! PSP var ya! Hasta. Can hoş geldin lan, ne yapıyorsun? Vay be, ne zorluklarla büyümüş bir çocuk. Ne alaka, ben öyle bir algı mı yarattım oğlum? PlayStation almak istiyorduk, alamıyorduk. Ondan sonra babam aldı, alıyordu yani. Hep bir koşul sunuyordu dedim. PSP çok güzeldi. Benim PSP sonra kayboldu ya. Kayboldu baba ya. Hatta serviste mesela bende PSP vardı. Serviste benim PSP'mi, hatta babaannemler Umre'den almıştı yanlış hatırlamıyorsam. PSP'yi hacdan. PSP servise götürdüğüm zaman FIFA oynuyorduk. Mesela ben kendime 15 dakika yapıyordum hemen FIFA'nın ayarlarından. Millet sıra sıra serviste döndürüyorduk herkesi. Başkasına verdiğim zaman 2 dakikaya düşürüyordum, öyle veriyordum. PSP sonradına yepyeni bir adımdı. Çünkü ilk gerçek el konsolları olacaktı yani. Düşünün, PlayStation 1 ve 2 gibi çok başarılı iki konsola imza atmış rakiplerini bitirme bunu noktasına gelmiş. Ama şimdi el konsollarına girmeyi planlıyordu. Oyuncular da doğal olarak heyecanlıydı. Kaç FIFA, hangi FIFA'ydı biliyor musunuz hatta? Terry Henry, Arsenal. Kaç yıl oluyor? Hangi yıl? Futbol delileri biliyordur. Terry Henry, Arsenal. Kaç, hiç hatırlamıyorum. Rooney de vardı. Manchester United'da da Rooney vardı. Sağlam oynuyordu. Artık bilmiyorum 2000 kaç. 2012, 11, 10 falandır herhalde. 12. Aynen öyle, 12 falan olabilir, doğru. 12. Bu arada bu videomuzun destekçisi MSI'nin bu incecik ama çok... Sony'nin PSP'yi duyurduğu 2003 yılında el konsolları piyasası pek de hareketli bir piyasa değildi. O yıl bir el konsolu almak istediğiniz zaman alabileceğiniz en yeni el konsolu Game Boy Advance'di. Game Boy Advance Nintendo'nun bir konsoluydu. Öyle 3 boyutlu grafikleri yoktu. 90'lı yılların oyun teknolojisine sahipti. Ama her Nintendo... Game Boy benim Almanca arkadaşımda vardı. Konsolu gibi görsel olarak müthiş bir şey sunmasa da özel oyunlardan dolayı çokça rağbet görüyordu. 80 milyon üzerine satarak da epey başarılı bir konsol oldu. Hasan. Pokemon, Zelda, Mario gibi oyunların gücü Game Boy modellerini senelerce satmasını sağladı. Fakat Nintendo'nun el konsol sektöründe lider olması Sony için çok önemli değildi. Ev konsollarında da Nintendo liderdi daha önce ama Sony pazara girmişti. PlayStation bile Nintendo'yu adeta yerle yeksan etmişti. Şimdi şey diye düşünüyordu yani, aynısı niye el konsollarında olmasın ki? Ve bu arada yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar, şimdi benim o zamanlara yetişen arkadaşlar bilir. PSP o zaman bayağı popülerdi lan, herkes oynuyordu la. Sony el konsollarında liderliği oynamaya çalışırken yine benzer bir taktik izleyecekti. Tıpkı ev konsollarındaki gibi görselliğe, üst düzey prodüksiyona abanacaklardı. O dönemde dediğim gibi Nintendo oyunları kaliteliydi ama görsel anlamda çok heyecan verici değillerdi. Sony'nin oyunları çok daha cazip geliyordu insanlara. Sony'nin konsolunda grafikler uçuyordu, teknik detaylar havalarda geziyordu. İşte Sony bu mantığı el konsoluna taşımak istedi. Büyük bütçeli oyunları çıkaracaklardı ama bu sefer ceplere çıkaracaklardı. PlayStation 2'nin o dönem yarattığı gazı düşünecek olursanız abi, bu çıkışın ne kadar değerli olduğunu daha iyi anlarız yani. Tabi 2003 yılında sadece duyuruldu, konsolun kendisi gösterilmedi. 2004 yılına geldiğimizde Sony bu merakla beklenen konsolunu ilk kez gösterdi. Çok şık duran bir el konsolu var. Harbi güzel duruyor bu arada. Şu an bile çıksa şey duruyor yani, güncel bir görüntüsü var, anladın mı? Şu an çıksa eski demem ben buna. Vardı ortada. Hakikaten böyle premium bir ürün hissi veriyordu. Premium tabii lan. Yön tuşlarının yanında analog desteği de vardı ki analog desteği olması çok önemli kılıyordu onu. Şimdi analog tabii çok standart bir oyun cihazı ama o dönem için analog böyle el konsollarına çok görmeye hayal ettiğim bir şey değildi. Şimdi rekabet ettiği diğer konsola bakarsan abi, Game Boy Advance'e PSP hakikaten muazzam ileri teknolojisi havası veriyor. Oyunları capcaflı gözüküyordu, hayalleri süsleyecek bir iştah geliyor dedirtti oyunculara. Bir de PSP'nin bu havalı görüntüsü bir yana Sony'nin asıl önemli duyurusu geliştirici desteğiydi. Sunum esnasında konsola çıkacak oyunlar için beraber çalışacakları firmaların bulunduğu bir görsel gösterildi. Bu görselin ardından da EA stüdyolarının başkanı geldi ve sahneye çıktı. Ve EA adına dedi ki PSP bizle beraber yola çıkmıştır arkadaşlar. PSP ile başa baş devam ediyoruz.
PSP sonuna kadar destekliyoruz mu dedi. PlayStation 2'ye verdiğimiz desteğin aynısını PSP için de vereceğiz. Bu ne demek oluyor? EA gibi büyük bir firma bunu söylüyorsa PSP'yi tamam. Göreceğiz demek oluyor. Bir de Nintendo konsolunda göremeyeceğimiz şeyler göreceğiz anlamına geliyor. Bu da PSP'nin gazını iyice arttırdı. Efsane da. Oyun. Zaten oyun dışında böyle taşınabilir film cihazı gibi olması, oyun performansı, firmaların desteği falan çok olumlu şeylerdi bunlar. Aynı dönemde Nintendo da kendi el konsolunu duyurdu. Onlar da... Mesela şimdi hangisi daha güzel duruyor? Bir el konsolu geliştiriyorlardı. Adı DS'ti. Ama DS donanım olarak PSP'nin yanından bile geçerdi. PSP böyle Nintendo DS'in yanında kocaman ekranı ve 3D grafik kapasitesiyle bir canavar gibi görünüyordu. Oyuncuların da o dönem için genel kanısı Sony Nintendo'yu bu alanda yenecek şeklinde oldu. PSP 2004 yılının Aralık ayında ilk olarak Japonya'da satışa çıktı ve yalnızca konsol ve şarj aletini içeren paketi $185 satışa sundular. Aksesuarlı pakette $230 civarına geliyordu. Ve ilk gün satışlar inanılmaz geçti. Tabii ya. PSP çıkış gününde 200 bin lira satarak Japonya'yı kasıp kavurdu. Amerika ve Kanada tarafına ise 2005'te çıktı ve orada da çıktığı gibi 500 bin lira satışa geçerek Amerika kıtasında da başarısını gösterdi. Ve son olarak Avrupa satışları başladı. Avrupa tabii böyle ilk haftasında neredeyse milyon sattı yani. Kısacası PSP çıktı, her pazarda muhteşem satışlar yaptı. Benzer dönemde çıkan Nintendo DS de hiç fena satmıyordu ama PSP onun yanında çok daha güçlü bir şekilde çıkmıştı. Ondan bir yıl sonra yani 2006 yılında Sony E3 sunumunda PlayStation 3 tanıtmıştı ama onun yanı sıra PSP'den de bahsetmeyi ihmal etmedi. PSP çıkışının ardından 17 milyon satmıştı ve 2006'nın sonuna kadar 12 milyon daha satacağı tahmin ediliyordu. Ama ortada şöyle bir ciddi sorun vardı. Toplam 17 milyon ünite satan PSP platformunda yapılan oyun satışı henüz 50 milyonu bile geçmemişti. Yani 17 milyon adet var, 50 milyon toplam oyun satılmış bu konsollar için. Yani her alan kişi 2-3 oyun almış en fazla. İşte bu durum Sony tarafını biraz ürküttü. Çünkü oyun satışının düşük olması konsollara olan ilginin de ilerleyen vadede azalacağını işaret ediyor. Neden oyun satışları düşük diye bakarsanız abi, bunlara sebep gösterilen konulardan bir tanesi korsandı tabii. O dönemi hatırlayanlar olacaktır. PlayStation 1, PlayStation 2 gibi konsolları çip takarak insanlar ekleyebiliyordu. PSP'ye... eklemek için çip takmaya bile gerek yoktu yani. O kadar kolay eklenebiliyordu ki PSP. Bu yüzden de PSP olan çoğu insanın konsola eklediğini varsaydı Sony. Hatta bu yüzden de korsana karşı büyük bir savaş açtı. Çünkü korsanı engelleyebilirse oyun satışlarını arttıracağını düşünüyordu. O yüzden de işleri daha... Ama benim hatırladığım yani arkadaşlarımdan duyduğum bu çip mi batanlar online hiçbir oyuna giremiyordu değil mi? Öyle bir duyum almıştım ben. Hiçbir şekilde online'a giremiyordu onlar. Giremiyorlardı diye biliyorum ben ya. Yok kardeş, giremiyorlar diye biliyorum. Agresif hale getirmeye karar verdiler. Bölüm 2. Korsanla mücadele ve sert rekabet. 2007 burada, bu arada burada bence güzel bir şey yapmışlardı. 3 oyun fuarı yine PSP için hareketli geçti. Sony bir fuarda PSP'nin daha ince ve daha yeni versiyonunu oyuncularla paylaştı. Bu PSP Slim ya da PSP 2000 olarak adlandırılan konsol daha düşük yükleme süreleri, daha yüksek pil süresi ve büyük ekranlara görüntü aktarım özellikleriyle beraber geliyordu. Ayrıca bu yeni PSP sürümüyle beraber yeni gelecek God of War'ları gördük. Baya PSP özel God of War. Star Wars Battlefront'un özel bir versiyonu PSP'ye gelecekti falan. Bunlar çok heyecan verici haberlerdi. Ama Sony'nin en çok sevindiği nokta PSP'nin bu yeni versiyonunun eskisi gibi kolay hacklenemiyor oluşuydu. Yani öyle kırıp korsan oyun atamıyordun içine kolay kolay. Bu sayede oyuncuların oyunları daha fazla alacağını ve geliştiricilerin de PSP'ye oyun çıkartmak için daha teşvikli olacağını varsaymıştı Sony. Ayrıca Sony o dönemde hackerlara karşı çok agresif bir politika uyguluyordu ve bu durum hackerların birçoğunu bezdirmişti. PlayStation 3'ün açıkları üzerine çalışan bazı hackerların başı ciddi derde girdi. Hatta bu yüzden PSP'nin eklenmesine büyük rol oynayan Dark Alex piyasadan çekildiğini duyurdu. Bilmeyen için o yıllarda bu eleman hacking camiasının Messi Ronaldo'su gibi bir şeydi. Allah Allah, kim lan bu Dark Alex? Saygılar. Ve emekli olması PSP'deki korsan topluluğunun da uzun bir süre sessiz kalması demekti. Fakat Sony korsanlarla kedi fare oyunu oynarken daha büyük bir başka sıkıntıyı fark etmeye başladı. Kendi konsolunun satışları yavaşlamaya başlamışken rakibi Nintendo'nun aynı yıl çıkarttığı DS konsolu ciddi anlamda satış rekorları... Ben hiç mesela ömrümde hiç bunu görmedim çevremde. ...kırmaya başlamıştı. 2007 yılının sonunda PSP'nin toplam satışı 35 milyonken Nintendo DS'inki 60 milyonu geçmişti. Wow. Peki Nintendo DS teknik olarak gerek olmasına rağmen nasıl bu kadar güçlü satabiliyordu? Buna cevap aradığın zaman en önemli gördüğüm konulardan bir tanesi tabii ki de özel oyunlar. Legend of Zelda'sıymış, Pokemon'uymuş falan çok başarılı DS oyunları çıktı. Bir de Nintendo DS taşınabilir anlamda çok daha avantajlıydı. Kaldı ki fiyatı da daha uygundu. Daha kolay erişilebilir bir konsol havası veriyordu insanlara. Bir de insanlar bu konsolu aldığı zaman oynayacak çok sağlam oyunlar olduğunu biliyorlardı. Bu yüzden de PSP bu alanda rekabet etmekte zorlandı. Nintendo DS resmen tarihi bir başarı gösteriyordu ve savaşın galibi olduğu açıktı. PSP oyunlarına baktığın zaman çeşit çoktur böyle. Hakikaten bir sürü PSP oyunu görebilirsiniz ama gerçekten konsol alıp götürecek, sürüklese edecek oyun sayısı DS'e göre daha az. PSP tarafındaki konsol satışının azalması da geliştiricilerin şevkini kırmaya başlamıştı. Yani PSP için geliştirilen oyun sayısı seneler geçtikçe azalmaya başladı. El konsolu dediği şey satabilmesi dolu bir kütüphaneye sahip olması önemli. PSP donanım olarak rakibin önünde bu eyvallah ama hem kütüphane faktörleri hem de fiyatlandırmasıyla DS çok daha genel kullanıcı için uygundu. Sonrasında PSP'nin yeni modelleri çıktı. PSP 3000 çıktı mesela ama gülün... Ben de hangisi vardı hatırlamıyorum bu arada ya. Kullanımda görüntü problemleri yaşatıyordu. Bir de PSP'nin PSP Go versiyonu...
Bak bunu hiç görmedim. Bu ne lan böyle? Bu zengin işi herhalde. Bunun çıktı. Onda disk girişi yoktu. Onlar da çok iyi satmadı. Bu yüzden de PSP hızlı bir düşüşe geçti. Tabii düşüşe geçti diyorum ama başarısız bir konsol demek çok ağır olur PSP'ye. Aslında iyi satan bir konsol. Ya burada bir sayısal örnekle daha iyi anlayabiliriz. Duydum da hiç almadım. Gelmiş geçmiş en çok satan konsol ne diye sorsam PlayStation 2 dersiniz değil mi? Kaç adet satmış abi? 160 milyon adet sattı. Oğlum PlayStation 2 herkeste vardı ya. Harbiden herkeste vardı. İşte Nintendo DS de 155 milyon adet sattı. Yani düşün o kadar çok satmış bir konsoldan bahsediyorum. Ya bu tarihi bir rekor yani. PSP ise tarihi boyunca 80 milyon adet sattı. Şimdi 80 milyon az. İyi 80 milyon da iyi ya. Değil ama DS aynı dönem çıktı daha fazla sattı. Bu yüzden PSP bir tık daha başarısız kabul ediliyor. Ama Sony için kesinlikle bir başarısızlık değildi. Bu yüzden de pes etmediler zaten ve yeni bir el konsolu için çalışmaya başladılar. Daha donanımlı, daha modern bir PSP yapacaklardı. Bölüm 3. Yeni ve iddialı el konsolu. Tabii PSP'nin devamı oyuncular tarafından çok beklenmiş. PS Vita burada geliyor. İşte adına PSP 2 diyorduk. Uydurulan isim oydu yani. Beklenti de oyuncu olarak o dönemde abi. Ben de öyle beklenti vardı. PlayStation 3 kalitesine yakın oyunlar oynamak. 2010 yılına geldiğimizde de konsolun kendisini gördük. İsmi PlayStation Vita'ydı. Konsol gösterildi. Bu yoktu bende. Güçlü markası Uncharted'ın özel oyunuyla gösterildi. Ki bu hakikaten çok ciddi bir şeydi yani. Uncharted çok güçlü bir markaydı o dönem için. Hala daha öyle. Ama o dönem tam tavan noktasıydı. Ve PS Vita'ya özel Uncharted oyunu yapılıyor olması vay be dedirmişti. Çok iyi. Tabii onun dışında bir dolu muhteşem gözüken oyun vardı. Oyunları yanıp... Abi de ben niyeyse şöyle beyaz çok güzel gözükmüyor mu lan? Özel Uncharted oyunu yapılıyor olması vay be dedirtmişti. Tabii onun dışında... Elektronik ürünlerde ben beyaz rengi çok beğeniyorum ya. Harbiden çok güzel duruyor. Mesela o PlayStation'ın kolları da beyaz olduğu falan, beyaz olduğu zaman harbi güzel duruyor. Mesela bilgisayar kasası beyaz olsa çok güzel duruyor. Ekran kartı beyaz olsa harbi güzel durur. Beyaz harbi güzel duruyor ya. Çok beğeniyorum beyazı. Siyah da güzel. Beyaz siyah karma o da güzel. Dışına bir dolu muhteşem gözüken oyun vardı. Oyunların yanında konsolun tasarımı da çok dikkat çekiciydi. Dönemi için devrimsel sayılabilecek dokunmatik OLED ekran da çok şık gözüküyordu. Ayrıca cihazın arkasında bir touchpad vardı ve oyunlarla entegre çalışıyordu. Yani PSP topluluğu PlayStation'dan beklentilerini almıştı. Bildiğin... Ana bak şurada benzer bir kabın da vardı lan benim. Oyunlarla entegre çalışıyordu. Yani PSP... Şunun biraz daha kalını böyle gözlük kabı gibi PSP mi yazıyordu üstte? Ne yazıyordu hatırlamıyorum. Böyle açıyordum falan. Güzeldi lan. Aralara CD'leri koyuyorduk şeyine. Bir topluluğu PlayStation Vita'dan beklentilerini almıştı. Bildiğin geri sayımına geçmiş durumlardı yani. Konsol çıksın da alalım oynayalım diye bekliyorlar. Irkçılık konsol yapma değil... abi. Salak. Hepimiz aynıyız. Bu olarak Japonya'da yine 2011'in Aralık ayında satışa çıktı. İlk günlerde çok güzel satışlar yaptı. 2 günde 320 bin adet falan sattı yani. Fakat konsol satın alan oyuncular bir süre sonra bazı şeylerden şikayet etmeye başladılar. Bunların ilki de kütüphanedeki oyun sayısının azlığıydı. İkincisi de abi konsolun kendi dahili hafızasının çok kolay dolmasıydı. Daha fazla oyun yüklemek için de bir hafıza kartı almak gerekiyordu. Bu hafıza kartı alma mevzusu da insanların canını biraz sıktı. Bu dönemden baktığınız zaman şunu düşünebiliyorsunuz abi tabii. Dijitalleşme şu an çok yaygın bir durumda. Hani indir, sil, bir daha indir, bir daha sil. Bu çok yapılan bir şey. Ben de yapıyorum yani. İndiriyorum, siliyorum. Ama o dönem için indir sil İnternet çok yavaş. Bir şey değildi. Genelde indirdiğin şeyi tutmak istiyordun hafıza. İnternet yavaş. İnsanlar ekstra hafıza kartı almak istedim. Oğlum benim o zamanlar bak orada yaşadığım evde internet hızım hani Türkiye genelinde yavaş olduğu için değil. Bizim evde babam internet hızını arttırmıyordu. Hatta altyapımız da kötüydü. Arttıramıyorduk. Bak GTA 5'i yanlış hatırlamıyorsam bilgisayar full açık 3-4 günde zar zor indirmiştim. 4 günde hatta bir ara 2-3 gün indirip yarıda kesildi, bir hatalar oldu, bir şeyler oldu, indiremedim. 4 günde mi? Öyle bir şey de indirdim ya yanlış değilsem. 4 günde mi ne indirdim ya? Harbi baya internet 50 ile mi ne indiriyordu? 50 dediğim bu arada hani baya bildiğin hani 50. 50 kilobayt mı oluyor o artık? 50 kilobaytla falan indiriyordum yani. Harbi öyle bir şeydi lan. De öyle gidip her hafıza kartını alamıyorlardı. Sony bu konsol için özel bir hafıza kartı tasarlamıştı. Ve bu hafıza kartı da hiç ucuz değildi yani. Japonya'da konsol çıkıp da böyle geri dönüşler almaya başlayınca Amerika pazarı da bundan etkilendi. Amerika'ya sonradan çıktı konsol. Ama Japonya'daki etkinin çok uzandı. Şimdi kaç? Şimdi de... Valla 500'e 20 internetim. O da yayıncı olduğum için. Yoksa kendi evimdeki internet 8 de indiriyor ya. Ay, işimiz bu arkadaşlar. Şu an işim bu. 500'e 20. İşim bu. Ne yapayım amına koyayım? İşim bu olmasa niye böyle bir internet kullanayım? Gerçi kullanırım ya herhalde. Param yetiyor durumda olsa yani bu işi yapmasam. Aile evinde kendim parasını ödeyebilecek durumdaysam arttırırdım. Ama şimdi burada kendi işim olduğu için tabii ki de ben her şeyi yapabilirim ama şimdi aile evinde babam ödediği için kafama göre arttıramıyorum. Alın lan. Yaşar işin bebesi. Bu internetin anı ne? Öbürü senin evine gitmiyor.
performans sergileri. Bak Japonya'da 2 günde 320 bin sattı demiştim. Amerika'da 1 ayda 200 bin lira sattı. Dediğim gibi hem dar kütüphane hem de ekstra hafıza kartı satma politikası oyuncuları biraz konsoldan soğuttu. Sony kendi konsoluyla alakalı bir sene içerisinde satış beklentisi 16 milyon adetti. Ama bu öngörülerinin tutmayacağı 3 ayda belli oldu. Çünkü 3 ayda sadece 1.8 milyon adet sattı. Ya beklentilerin bayağı altında kaldı. Sonrasında yıllık beklentilerini 16 milyon değil de 10 milyon olarak güncellediler ama yine PS Vita 7 milyonu geçemedi. Konsoldan sattığını gören geliştiriciler de PS Vita'ya oyun üretmekten vazgeçmeye başladılar. Çünkü bir oyun üreticisi sattığı başına para kazanır oyundan. Sen şimdi az satan bir konsola oyun yapıp niye az satış beklentisine giresin ki? Tabii yani şimdi düşünsene 50 milyon satan bir ürüne oyun yapmak var. Bir de 7 milyon satan oyuna yapmak var. Konsola oyun üretmekten alıkoydu insanları. O yüzden de bu şaşalı görüntüsüne rağmen PlayStation Vita el konsolu pazarında istediği etkiyi yakalamaktan uzaklaştı. Ama buradaki tek suçlu Sony'de değil. Burada başka bir problem daha var aslında. Sektörün değişen dinamikleri var. Bu belgesel boyunca hiç bahsetmediğim bir etken var ve bu etken aslında tüm el konsolu sektörüne darbe vuran bir etken. O da akıllı telefonlar. 2010'lu yıllarda artık akıllı telefonlar insanların hayatına bildiğin yerleşmişti yani. Ben de bu arada ilk başta diyeceğim ki acaba şu an PSP çıkarsalar ne olur? Harbi bak akıllı telefon aklıma gelmemişti. Akıllı telefon var oğlum. Ne yapacak ki PSP adam? Reyep yeni dokunmatik ekran. Ana neydi lan bu oyunun adı? Temple Run mıydı? Ekranlarıyla beraber oyun tarafında da yeni şeyler vaat ediyorlardı. Bakın dokunarak oynayabildiğimiz mobil cihazlardan bahsediyorum. Bu şu an çok standart geliyor değil mi? Dokunarak bir şey oynuyorsun. Ne var bunda falan diyebilirsin ama. Abi bizim okulda mesela serviste giderken her serviste görüyorsun ya milletin şeyini. Bir tane kızda mesela hem son model iPhone vardı hem son model iPod vardı o zaman. iPod vardı lan. Bizde hiçbiri yok kardeş. Samsung A250 değil de U900 mi ne vardı bende? Samsung U900. Baba. Gümüş rengi. Ona da müziği de zar zor mu yüklüyorduk bir şeyler. Ulan ne oğlum ne güzel la millet. Neler yapıyor kardeşim. Ama o dönem için sıfır. Yepyeni bir teknoloji ya bu. Yani onun verdiği heyecanı düşünsene yani hep tuşa basarak oyun oynamışsın. Sana biri diyor ki dokunmatikle oynayacaksın artık. Sen de cazibesine kapılırsın. Bak heyecandan konuşamadım. Bir de akıllı telefonlar oyun oynamak için satılan cihazlar da değil ya. Herkesin elinde olan bir şey aslında. Oyun oynasın oynamasın fark etmez cebine koyuyorsun bu akıllı telefonu. iPod'u nasıl? iPod'u bilmiyoruz mu harbi? Çete bak iPod'u bilmiyor dedi biri. iPod'u gerçi yetişmemiş olabilirsiniz iPod'a ya. iPod çok az üretildi. MP3 gibi ama iPhone'un iPod'u yani. iPhone gibiydi. Ama sadece özelliği müzik çalma. MP3'ün aynen iPhone versiyonu. Yani Apple'ın MP3'ünün telefon gibiydi ama yani. Hani o yüzden MP3'e çok benzetmek istemiyorum. Bayağı bildiğin telefon gibi bir MP3 ama harbi iyiydi yani. Bir tek telefonu yoktu aynen öyle. Telefon özelliği yoktu pardon. Oyuna bakarım dersin. Böylece firmaları da cezbetmeye başladı telefonlar. El konsollarını oyun yapacağımıza telefonları oyun yapalım diyen pek çok firma türedi. Ve bunlar ciddi anlamda başarı sağladılar, büyük karlar edindiler. Bu sayede yeni yeni insanlar oyun yapmaya başladı. Ve bu da cepte taşınması planlanan el konsolları için büyük bir darbe oldu. Yani burada Sony başarılı olsun olmasın fark etmez abi akıllı telefonlar gerçeği PSP'ye çok ciddi darbe vurdu. Hatta Nintendo'ya da büyük zarar verdi yani. O dönem el konsolu üreten herkes bundan bir çekti. Ama PlayStation Vita'nın kurgulanmasında şöyle bir sıkıntı vardı aslında. En büyük problemi oydu. Hakikaten çok yalnız bırakılan bir konsol oldu PlayStation Vita. Yani Sony çok erken terk etme kararı verdi PlayStation Vita'yı. Biraz daha üzerine uğraşsa, kafa yorsa daha iyi olur muydu? Olabilirdi, olmaya da bilirdi bilmiyorum. Ama bir konsolu sattıran önemli şey her zaman söylerim oyunlar abi. Ya konsol ne kadar cazibeli durursa olsun, ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar güçlü olursa olsun fark etmez. Oyun varsa o konsolun bir kıymeti var. Şimdi mesela kardeşim düşünsene God of War gibi bir oyunun var. Sen şu an God of War ismiyle Selamünaleyküm konsol çıkarsan o bile kaç milyon satar. Ya sadece ismi yeter o oyunun. Ya söylüyorum işte bu süs diye almıyoruz bunları yani. Bir şey oynayabilelim diye alıyoruz. Oynadığımız şey ne kadar cezbediciyse o konsolun cazibesi o kadar artıyor. Yoksa tasarımı dünya ödüllü olsa ne olur olmasa ne olur. PlayStation Vita gerçekten benim teknik olarak gördüğüm en güzel konsollarından bir tanesi. Hala daha bakınca ulan ne konsol yapmışlar be diyorum. Ama baktığım zaman Sony'nin en başarısız işlerinden bir tanesi oldu. Sony de zaten bu el konsol sektöründen çok çektiği için 2015 yılında bir açıklama da yaptı yani. PlayStation Vita ile beraber el konsol pazarından bir süre çekileceğiz biz dediler. Hatta taşınabilir oyunculuğa yatırım yapmak şu anda bizim için riskli bile dediler yani. Onlar kafalarında el konsol işini bitirdiler aslında. Ben hala bu arada VR'ı bekliyorum arkadaşlar. Bak VR teknolojisi yavaş yavaş gelişiyor. Çok ilgi görmüyor. Dünya çapında da çok ilgi görmüyor ama bak yavaş yavaş usul usul ilerliyor. Usul usul ilerliyor. Bence tutmaz diyorsunuz da bak arkadaşlar. Bu gerçekten çok kolay bir şey olsa, şu VR'ı oynamak çok kolaylaşsa, böyle aşırı kolay olsa tak 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 halletsem var ya, gerçekten çok güzel olur. Tutmaz diyorsunuz ha. Pahalı reis işte. İlerlediği zamandan bahsediyorum şimdi.
pahalılığı düşecek, üretimi arttıktan sonra işte daha kolay üretilebilir olsa, daha ucuz fiyatlara çıkabilecek pozisyonlar oluşsa, o olsa bu olsa, hani o sebeplerimizin hepsi yok olsa aşırı güzel. Mesela VR böyle başlık gibi değil de öyle bir yapsalar ki havuz gözlüğü gibi taksan, sana VR olsa, anladın mı? Mesela Razer'ın bir gözlüğü çıkmış kardeş. Lan gözlüğü takıyorsun, bildiğin ses geliyor kulağına, tık 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 tık. Mis gibi mesela, aşırı kullanışlı. Bu VR'da da evet, evet CFT. Ki sektörde genel olarak bu yönde düştü. Hayatta tutmaz tutmayınca geleceğim işte. Ulan tamam, o zamanları ben zaten yayın yapmayı bırakmış olurum. Harbiden bir gün VR'ın tutmadığı net belli olduğu zaman gelin lan bu çete. Ben de o gün geleceğim bu çete. Allah izin verirse bir sıkıntı yaşamazsam. Tamam mı kardeş? ...meye başlamıştı ama bu fikri değiştiren biri oldu, o da Nintendo. Nintendo 2017 yılında Switch diye bir şey çıkarttınca ortalık tekrar bir anda alevlendi. Yani öyle bir konsol yaptılar ki hem ev konsoluydu hem el konsoluydu. Bir anda yepyeni bir pazar çıkarttı ortaya. Switch o kadar çok başarılı oldu ki sonrasında Valve Steam Deck diye bir şey yaptı. O da çok başarılı bir şekilde şu anda gidiyor. Tam bir konsol demesem bile aslında bir konsol oldu. Ve tekrardan el konsolu piyasası hareketlenmeye başladı. Yakında daha da büyük örnekler gelecektir bununla alakalı. Güzel bu arada. Hep beraber göreceğiz. Geçtiğimiz hafta Sony PlayStation 5 ile entegre çalışan bir el konsolu geliştirdiğini söyledi ama ona el konsolu denmez. Allah Allah! Kola mı takıyoruz? Çünkü o PSP, PSP gibi bir şey değil. PlayStation 5'e bağlı olarak çalışan bir şey yani. Remote olarak uzaktan PlayStation 5 oyunları oynamanızı sağlıyor. Ama güzel, yine güzel bak! Hani bu nasıl bir şey olur biliyor musun? Mesela bir tatile gidersin bir yere, PlayStation'ı da götür yanında. Bunun mantığı o muhtemelen. Ya da misafirliğe gittin işte 10 gün misafirlikte kalacaksın. Onun gibi bir şeydir. PlayStation 5'e bağlı olarak çalışan bir şey yani. Remote olarak uzaktan PlayStation 5 oyunları oynamanızı sağlıyor. Ama Wi-Fi üzerinden bağlanıyor falan, hani öyle bir sistem. Aslında baktığın zaman abi DualSense'in ekranlısı gibi düşünebilirsin. Ama yine de böyle bir şeye girişmeleri acaba ileride benzer bir şey getirecekler mi dedirttirdi. Özellikle stream üzerinden oyun oynattırabilecekleri bir el konsolu yapabilirler. Bu çok olası duruyor. Ama orada şöyle bir problem var. Bizde stream servisi yok PlayStation'ın. Avrupa ve Amerika'da belli yerlerde var. Bizde yok. O yüzden bizim için çok önemli değil şu an için ama Sony belli ki tekrardan bu alana kafasını uzatmış durumda. Gelelim MSI'ın bu stealth notebook'una. Kendisi oldukça ince ama aynı oranda çok güçlü bir notebook. Abi ellerine sağlık, çok güzel video olmuş. Ben de bak şu bu tarz videoları gerçekten çok seviyorum. Enis Kirazoğlu'nun kanalında en sevdiğim video türü bu olabilir. Gerçekten şu hikayeler, böyle bir konsolun hikayesi ya da işte bir oyunun hikayesi falan harbi çok hoşuma gidiyor. Gerçekten güzel oluyor. Yeni çıkacak oyun ne ya? Nerede yeni çıkacak oyun var ya? Notebook. Biliyorsunuz abi günümüzde birçok profesyonel grafik işlem gücü için oyuncu notebooklarını kullanıyor. Hani? Ha senin sevdiğin konsept mi o? Vay abim hoş geldin. Hoş geldin. Mert'im bugün yine iyisin. Eyvallah kardeşim, sağ olasın. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın.